arkadaşlar. Ben Polen, bildiğiniz gibi. En son ne zaman sinemaya gitmiştiniz? Ama ben dün gittim. Ve izlediğim filmi çok beğendim. Hangi film olduğunu tahmin edebildiniz mi? Evet. Bu film Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı. Kesinlikle izleyin. O kadar çok beğendim ki. Sinemadan sonra bunları aldım. Tabii ki de en baş karakter olan Max'i aldım. Açıyorum. Bu Max. Sahibini o kadar çok seviyor ki. İkinci bir köpeğe evini kaptırmıyor vallahi. Bu da Max'in arkadaş düşmanı Duke. Oh, çok ağır. Sahibi ne yazık ki öldü. Ama şimdi yeni bir sahibi var. Max ile yaşıyor. Bu Snowball. Onların düşmanı. Çok tatlı bir tavşancık. Çok tatlı. Ama yüzü öyle demiyor. Ay, korkunç. Max ve Duke'un düşmanı. Sırada Chloe var. Hadi onu da açalım. Bu da Chloe. Hiçbir şey umursamayan bir kedi. Sadece yemeğini umursuyor. Ve Chloe Max'in arkadaşı. Bu da Gidget. O Max'e aşık. Çok yakışıklı. Merhaba Max. Şimdi siz filmin bütün baş karakterleriyle tanışmış oldunuz. Peki bu filmde ne oluyor? Merhaba, ben Max. Sahibimle güzel bir ilişkim vardı. Ama bir gün... Sahibi beni getirdi eve. Max benle hiç memnun değildi. Hiç anlaşamadık. Ben bundan hiç memnun değildim. O yüzden dertleşmek için arkadaşım Chloe'ye gittim. Chloe, sahibim artık beni sevmiyor. Duke adında bir koca bir köpeği getirdi. Ne yapacağım? Bana sorarsan beni hiç ilgilendirmez. Ama bu elemana bir son vermen gerekiyor. Yoksa hayatım biter. Max çok üzgündü ve ne yapacağını bilmiyordu. Ne oldu Max? Niye öyle üzgünsün? Bu akşam ne yapıyorsun? Bir yere çıkalım mı? Ne oldu? Ah gece. Şimdi hiç zamanı değil. Of tamam. Ben de öylesine sormuştum zaten. Ne haber çocuklar? Sus. Sen kendini anlatma. Neden ya? Şimdi uçan tekmemi senin yüzüne yediririm ben. Ay ağzını burnunu kırarım ben. Sen kendini tanıtırsan filmin bir büyüsü olmaz. Sen kendini tanıtma ki çocukların merakı artsın. Ve hemen sinemaya gitsinler. Ve filmin devamını ise sinemada izleyip bana alta yorumlara yazsınlar. Evet doğru. Of tamam ya. Of, o kadar bay bay.